Yaz döneminin gelmesiyle birlikte vatandaşlar da tatillere akın etti. Kimileri toplu taşımayı tercih ederken kimileri de daha uygun olduğunu düşünerek oto kiralamalara yöneldi. Bakalım bu yaz döneminde rentekarlar ne durumda? Şu an ışık rentekardayız ve yanımızda Yiğit Bey var. Kendisine güncel piyasayı ve iş yoğunluğunu soracağız. Yiğit Bey öncelikle selamlar. Günler. Yaz döneminin gelmesiyle beraber insanlar tatile çıkmak isteyen vatandaşlar diyelim daha doğrusu araba almaktansa toplu taşıma kullanmaktansa rentekarlara gelip araba kiralayarak tatile gitmeyi ve gezmeyi tercih ettiler. Siz bunu neye bağlıyorsunuz ve piyasanız şu anda ne durumda? Toplu taşıma fiyatları yakıt zamlarından ötürü çok fazla arttı. Kalabalık ailelerde, 4-5 kişilik ailelerde otobüsle ulaşım yapmak, gittiğin yerde dolmuş taksi kullanmak, araç fiyatları çok çok üzerine çıkıyor kiralamada. Kısa vadede uzun vadede araç kiralamak toplu taşımadan daha uyguna geliyor. Ya da büyük firmalar, büyük şirketler araç kiralayarak hem vergi indirimi olarak olsun, hem de araçların maliyetleri olur. ...olarak olsun kiralamada tercih ediyorlar. Peki genel olarak aslında... E, ...geçen yıllara baktığımızda rentekar çok popülerdi. Peki bu yıl yapılan zamlardan sonra... ...vatandaşın talebinde hiçbir değişimi oldu mu size karşı? Vatandaşın talebinde tabii biraz daha artış oldu. Çünkü sıfır araç olmaması piyasada... ...ve ikinci el fiyatlarının sıfırlardan yüksek olması... ...vatandaşın cebine direkt yansıyor yani. Vatandaş gidip bir araç alamıyor şu an ekonomide. O yüzden e, işi olduğunda araçla... ...araç kiralamayı tercih ediyor. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Genelde rentekarlar... E, Yabancı ülkelerden gelen gurbetçilerimizin çok fazla uğrak noktasıdır. Bu yıl onlarda da bazı zelzenişler oldu zamanlardan dolayı. Onlar potansiyel müşterileriniz hala devam ediyor mu sizlerle? Potansiyel müşteriler şu şekilde yurt dışı müşterileri araçla gelmeyi uygun bulmuyor zaten genel olarak. Hem geldikleri yol itibariyle, yakıtları itibariyle. Ve burada kurun yüksek olmasından dolayı araç kiralamalar onlar için çok uyguna geliyor. O yüzden talep arttı aslında yurt dışı müşterilerinde. Peki gün e, güncel kur fiyatlarına baktığımızda şu anda bir araç kiralamak isteyen kişinin cebinden ne kadar para çıkar? E, bizim için bizim firmamız için konuşayım. E, 700 ile 5000 bandında günlük fiyatlarım var. E, bu uzun vadede fiyatlar değişebiliyor. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.